Herkese merhaba. Evet, bugün sanki kütüphaneden sesleniş yapıyor gibiyim ama hayır, aşağı katta oturuyorum. Gece saat yalnız. Saat gecenin ikisi, video çekesim geldi, çekeyim dedim. Tabii buraya gelince makyaj koleksiyonunu temizleyeyim dedim. Neler çıktı neler. O yüzden iki parta ayırdım. Birincisi hani böyle makyaj ürünleri falan, ikincisi de cilt ürünleri diyelim, böyle kremler vesaireler falan. Çoğunu bitirmişim aslında ama çoğunun da kullanma tarihi geçmiş. Fakat hepsiyle ilgili az çok bir fikrim var. O yüzden size de söyleyeyim dedim. Hemen buradaki bu kutumun içindeki cilt ürünleriyle başlayalım. İlk önce, bir dakika, bu poşet ayrı bir poşet. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Bunun içinde hep body shop var. Çünkü body shop bunu... Yani ilk söylemek istedim. Body Shop yeni bir kampanya yapmış. Böyle kendi ürünlerini getirdiğinizde geri dönüşüm için size maske veriyormuş. O yüzden biz de böyle Body Shop kullanmadığımız veya biten ürünleri topladık. Bunlara ayrıntıyla geçmeyeceğim. Sadece neyse onu göstereceğim. En çok göstermek istediğim şey bu. Body Shop'ın yüz kremi değil, güneş koruyucusu. Benim güneş koruyucularına inanılmaz alerjim var. Böyle yüzüm kabarıyor, ediyor, bir şeyler oluyor bilmem ne. Bu 50 faktör olmasına rağmen hiçbirini yapmadı ve zaten süt kıvamında, yani bitmiş durumda tamamıyla, içi bomboş. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani eğer siz de benim gibi her güneş kremini kullanamıyorsanız bana bir şans verin derim. Tabii ki de her güneş kremi gibi bu da pahalı ama değer. Onun haricinde klasik body shop ürünleri var. Bunları göstermeyeceğim bile. Dediğim şey için, maskeyi almak için böyle ayrı bir poşette bunlar. Ha, aslında bunu da gösterebilirim. Bu Body Shop'ın BB kremi. Bunu da çok severek kullandım ama artık eskidiği için aslında evet. Bunu böyle garip teknoloji yapmışlar. Göstereceğim size. Böyle beyaz. Sonra bunu böyle yaydıkça normalde ten rengi olması gerekiyor ama özelliğini kaybetmiş. Ha yok yok, pardon. Böyle birazcık fazla dökmüşüm. Böyle teninizin rengini alıyor. Garip bir teknoloji. Yani bir deneyin derim. Fondöten falan kullanacağınızda zaten bence böyle şeyler kullanın. Daha cildi canlı gösteriyor. Ama yine herkese göre olmayabilir. Fakat ben kullanırken sevmiştim. Neyse, Body Shop böyle, buna es geçiyorum. Gelecekteki Deniz'den merhaba. Bu makyajımı sonradan göreceksiniz ama sadece araya girip şunu söylemek istedim. Hatta hemen hızlıca söyleyeyim. O bahsetmiş olduğum Body Shop ürünlerinin iadesi değil. Geri dönüşümünü yaptım. Ve şöyle tatlış, gayet şirin maskeler verdiler tek kullanımlık. Bu ne? Himalayan charcoal, bilmem ne üzerine şey gelmiş. Ginseng ve rice. Gayet güzel maskeler. Hani hepsini büyük bir zevkle kullanacağım. Bunların da normalde fiyatı 24.90 olduğu yazıyor ama böyle 3 tane günlük maske aldım. Böyle maskeler tatile gittiğinizde falan güzel oluyor. Siz de yani geri dönüşümünüzü yapmayı unutmayın eğer Body Shop ürünleriniz varsa. Sadece plastik kapları kabul ediyorlarmış bu sırada. Hani ve temizlemeniz gerekiyor. O yüzden dikkat edin. Hani krem kırıntısı, ruj kırıntısı vesaire, öyle şeyler kalmasın. O zaman videoya devam. Şimdi sırayla öylesine elime ne gelirse onlara bakacağız. Ups. Evet. İlk olarak Yves Rocher'in bu da BB kremi. Bunu da çok kullandım. Bundan en az 4-5 tane falan bitirmişimdir. Ama bu da çok güzel ve kesinlikle cildinde sivilcelenme, herhangi bir şey yapmadı. Ki genelde BB kremler yapıyor. O yüzden BB krem seviyorsanız Yves Rocher'in bu BB kremine bir bakmanızı öneririm. Evet, Lancôme'un bu enerji bilmem ne bla bla serisi, yeşil bir şey. Bu güzel bir serumdu. Bunun bütün seti vardı. Bütün setinden memnun kaldım. Fakat bunu bir daha alır mıyım? Almam. Ama 25 yaş altıysanız alabilirsiniz. Fakat artık benim bir işime yarayacağını zannetmiyorum. Ama bütün seri gayet başarılıydı. Eğer 25 ve 6 iseniz tavsiye ederim. Aslında bunu dediğim için Lancôme beni vurabilir ama hatta bundan ona geçeyim. Eğer bilmeyeniniz varsa Lancôme ve L'Oréal yani aynı firmalar. Sadece kapları farklı. Hatta böyle ürünlerin arkasını falan çevirdiğinizde içeriklerinin bile aynı olduğunu göreceksiniz. Sadece
marka yüzünden, hani tabii ki de fiyat farklılıkları falan var. Ama L'Oreal'in çoğu kremi Lancome ile aynı. Hatta 500 tane şey çıkardım bu sırada konudan sapıp. Mesela L'Oreal'in bu serisi, yine dediğim gibi 25 ve 6'ysanız bu serumu, bu yüz kremi gerçekten inanılmaz. Bunlardan da yani onlarca bitirmişimdir. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer Lancome'a ayıracak bütçeniz yoksa L'Oreal'in bu kremlerini deneyin. Kesinlikle. Bu da dediğim gibi güzel zaten. Bitmiş, ölmüş. Artık bu yaştan sonra işime de yaramaz ama öncesinde çok ekmeğini yedim bunun. Ve evet, şimdi bu yine L'Oreal'in Soft Kill Peeling maskesine gelelim. Bu turuncu olan. Şimdi bunun kaç tanesi çıktı böyle? 3 tane mi, 4 tane mi hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim, diğerlerini hiç beğenmedim. Benim bunda en sevdiğim normal şu gri kil maskesi var ya. Ha, o mükemmel. Ondan da 1500 tane bitirmişimdir. Kesinlikle başka hiçbir kil maskesine hayvan gibi para vermeyin. Bunun o gri olanını ve her cilt tipine de uyacağını düşünüyorum. Kesinlikle bir bakmalısınız yani. Bayağı başarılı. Ama bu turuncudan aynı performansı alamadım. O yüzden bunu da bir daha almam. Ama diğerini alırım. Ah, Benefit'in bu serisi. Bunun da hepsi vardı. İşte göz kremi, yüz kremi, bu toniği. Diğerlerini atmışım ama bu kalmış. Bu seriyi de kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzeldi ki bence 30 yaşa kadar yine kullanılabilecek bir seri. Yani alırsam herhalde son bir defa daha kullanabilirim. Ondan sonra işime yarayacağını düşünmüyorum ama bu da bayağı başarılıydı. Aynen, bu toniği. Gayet yumuşak, güzel bir şeydi. Ya kabı da çok şirin değil mi bunun? Bunun içine bence başka bir şey de konulabilir yani. Ay, ben onun kabını saklamaya karar verdim şu anda. Şu kenara koymuşumu atlayacağım. Ah evet. Güzel bir Kore markası. Bunu zamanında hayvan gibi para vermiştim. Ama maalesef ki bunun kullanma şeyi geçti. Ama bundan önce de yine 3-4 tane almışlığım var. Bu Herborian markasının CC kremi. Dediğim gibi bir Kore markası. Ve daha deminki gösterdiğim body shop gibi. Bu da böyle beyaz çıkıyor. Bunu böyle yine yaydığınızda ya teninizin rengini alıyor. Evet. Bu şekilde tabii ki de yaymadım ama hani nasıl çalıştığını göstermek amacıyla. Bu da bayağı başarılı ve içinde bunun bir sürü güzel yararlı şey de var. Cilde yararlı gelen. Bana ilginç bir şekilde BB krem oluyordu. CC krem olmuyordu. Yani niye öyle şeyler oluyordu bilmiyorum. Yine tek böyle alerji yapmayan veya sivilce çıkarmayan CC krem buydu ama gereksiz pahalı. Ama içinde SPF 45 var. Bir yandan da değiyor falan. Hani ona da para vermiş oluyorsunuz. Siz bilirsiniz. Bütçenize uyuyorsa bir deneyin. Ya çok şirin değil mi? Tolly Moly markası. Ya bunun özelliği Sephora'larda satılan bir marka ve bizde hani fiyatı fena değil. Pahalı yine. Fakat yani Amerika'da falan bu 3-5 dolara falan satılıyor. Yani burada neden 10 katına satılıyor bilmiyorum. Aslında bayağı uyduruk bir marka. Sadece tek özelliği böyle şirin bir kabının olması. Hani böyle kapları seviyorsanız bir deneyebilirsiniz. Ama onun haricinde hiçbir özelliği yok. O yüzden bir daha alır mıyım? Almam. Yves Rocher'in bu saç serumu. Bu da yine 1500. falan. İçinde kalmış olduğuna bakmayın. Yani bir senedir yurt dışındayım. Bu bir seneden de eski. O yüzden çok ağır yalan olmuş olabilir. Böyle ürünleri bence hiçbir yerimize sürmemeliyiz. Hatta biz kardeşimle birlikte çok güzel denedik, baktık. Hani nasıl oluyor, ediyor. Oramız mı kızarmadı, buramız mı kabarmadı. Yani ne olacak demeyin. Şuradaki tarihleri boşuna yazmıyorlar. Hani buradaki şeylere dikkat edin. Mesela bunda 18 M yazıyor. Yani 18 ay demek. Böyle ürünlerin arkasını çevirdiğinizde görebilirsiniz. İşte 3M olabilir, 6M olabilir, 12M olabilir. Ha, onlar açıldıktan sonra kaç ay kullanabileceğinizi gösteriyor. Eğer onu geçiyorsa artık yani sonuçta hepsi kimyasal. Bir şekilde tepkimeye giriyor, bir şeyler oluyor. Yani garip. Yapmayın, kullanmayın. No. Ama buna gelecek olursak bunu bir daha alırım. Evet, konudan saptım. Şimdi geri geldim. Bunu kesinlikle saçlarınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Lancome'un bu. Yani bunları, Lancome'u okumak imkansız böyle. Fransızca falan bilmek gerekiyor. Kusura bakmayın, ben Almancacıydım. O yüzden hiçbir fikrim yok. Ama bu göz kremi.
Çok güzeldi. Sonuna kadar yani artık bir ekmek banmadığım kaldı. Şöyle de bir ucu var. Hani metal bir uç. Hem çok güzel bir kremdi hem de bu metal ucu sayesinde şeyi göz puf puflarını indirmeye yardımcı oluyordu. Hatta bu sadece bunun ucu başka kremler sürmek için saklanabilir. Aynen ben bunu kenara ayırırım. Ya Tatcha'nın yüz maskesi. Bunu Amerika'dan getirdim. Yeni kullandım. Hani ne özelliği vardı? Bence hiçbir özelliği yoktu. Herhangi bir yüz maskesiyle aynıydı. O yüzden bir daha alır mıyım? Almam. Ama yüz maskesi alır mıyım? Alırım. Başka bir marka. O yüzden bu da çöp. Garnier'in bu toniği. Garnier'in bütün tonikleri çok iyi. Eğer tonik kullanmayı seviyorsanız bu cilt temizleme şeyinde falan bayağı başarılı. Gördüğünüz üzere bu da bitmiş durumda. Ben hep bu pembe olanı seviyorum. Niye? Kuru ciltler içinmiş çünkü. Benim cildim de kuru olduğu için. Yani bu bayağı iyi geliyordu. Ama artık full yani tonik olarak galiba gül suyuna transfer oldum. O yüzden böyle şeyler pek almıyorum. Fakat siz seviyorsanız Garnier'inkini kesinlikle deneyin. Clinique'in yine böyle bir kremi. Herhalde set almıştım. Hepsi onların içinden falan çıktı. Bu da güzel bir kremdi. Bir daha alır mıyım? Alabilirim aslında. Bu ne? Clinique Smart SPF 15 falan bir şeyler diyor. Güzel bir kremdi. Eğer Clinique ürünlerini seviyorsanız buna da bir göz atın derim. Clinique'in bu da Clinique sponsorluğunda oldu. Clinique sponsorluk vermek istersen her zaman buradayım. Bunu yaz ayında kullanmayı çok seviyordum. Çünkü yani kırışıklıklara karşı bir krem. Ayrıca içinde SPF 30 var. Yani güneş korumalı. Ve yine kesinlikle yüzümde sivilce vesaire yapmıyordu. Gayet memnun olarak kullandım ve bitirdim. Bunu bir daha alır mıyım? Yes. Bir daha alırım, denerim. Çünkü yüzüme böyle yüzüme zarar vermeyen güneş kremli bir şey bulduğumda direkt aklıma not ediyorum. Kesinlikle unutmamam lazım. Çünkü bulması çok zor. Bu da böyle Wonder Beauty diye bir şey. Bunu da Amerika'dan getirdim. Göz maskesi. Herhangi bir göz maskesinden yine farkı yoktu. Göz maskesi kullanın. Tavsiye ederim. Hele böyle özel günlerden önce veya da hani sabahında kullansanız daha iyi olur. Böyle güzel bir canlılık veriyor cilde. Ya Izana markası. Bundan çok şey alıyor musunuz bilmiyorum ama bu Rossmann'da satılan bir marka. Rossmann'da genelde böyle Alman ürünleri falan satılıyor. Bence gayet başarılıydı. Ve bu Izana markasının çoğu şeyi Gratis ve Watsons'da olan markalara göre daha uygun diyeyim. O yüzden hani sadece bu değil, bu temizleme mendili gayet güzeldi. Izana'nın diğer ürünlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yani Rossmann'da güzel şeyler var. Genellikle insanlar baktığında algılayamayabilir. Çünkü üzerinde Türkçeden daha çok Almanca yazıyor. Ama yine de bir deneyin derim. Gayet başarılıydı. Bunu da almaya tabii ki de devam edeceğim. O da böyle gitsin. Victoria's Secret'ten Love Spell. Yani bu dünyanın en meşhur şeylerinden biri galiba. Veya da internete girerseniz öyle yazıyor. Ama ya o kadar kötü kokuyor ki. Ya Victoria's Secret'ın neyi güzel? Hani çamaşırlarını bir kenara atıyorum ama çamaşırlarından da veya böyle kıyafetlerinden de Türkiye'ye doğru düzgün bir şey gelmiyor. Gerçi İstanbul'daki mağazasını görmedim ama Ankara'da hiçbir şey yok. Yani makyaj malzemeleri leş gibi, parfümleri leş gibi, bunlar da leş gibi. Bir de hayvan gibi fiyat yapmışlar. Bunu 3 dolara Amerika'da satarken burada böyle 100 lira falan yani para vermeyin böyle şeylere. Ben bunu artık oda kokusu bile yapmam. Garip yani. Neyse. Ya Sephora'nın yüz temizleme kremi bir özelliği var mıydı? Yoktu. Ama Sephora'nın kendi Sephora markasının bence bir göz atın derim. Çünkü insanlar genelde oraya gidip hani başka markalara yöneliyor ama kendi ürünleri de gayet başarılı. Bu temizleme kremi de gayet güzeldi. Hani bir daha gittim temizleme kremine ihtiyacım olursa hani illaki bunun için gitmem ama gördüğümde alırım. O yüzden bir şans verin derim. Sephora'nın her türlü maskesine, bu sheet masklerine, göz maskesine, böyle kremlerine, böyle vücut kremleri veya duş jelleri var. Çok güzel. Rengarenk diziyorlar genelde. Hele bir de yılbaşıysa vesaire özel seriler çıkıyor. Ve her zaman onlardan böyle bir set yapıp hani güzel renk koordinasyonlu falan öyle şeyler hediye etmeyi çok severim. Gidin bir bakın derim. Tatlı şirin şeyler var. Relaxin diye bir marka.
Bu çok güzel bir marka aslında. Sephora'da satılıyor. Bu gece maskesiydi fakat bana çok ağır geldi. Ben kullanamadım. Bütün yüzümde alerji yaptı, sivilce yaptı, pütür pütür her şeye çıkardı. Ama anneme verdim. Hiçbir şey olmadı. Ya içinde böyle yararlı asitler vesaire falan da var. Zaten bu böyle direkt hani Estee Lauder vesaire gibi bir marka değildi. Daha dermokozmetik gibi bir marka. Bence benim yaşımdan dolayı olmadı o. Hani böyle daha 40 yaş ve üstüyseniz bence bu olacaktır. 40-45 ve üstü diyeyim hatta. Yani o zaman iyi gelebilir. Fakat benim cildimde ya ben kaçtı bunu denedim. Ya ben 28 yaşındayım, bana olmadı. Ama dediğim gibi bir yaştaysanız belki olabilir. Siz bilirsiniz ama ben bunu bir daha almam. Ya ben de gerçi hiçbir derma kozmetik olmuyor. Yine dediğim olaydan dolayı. Böyle ne kadar sağlıklı denize o kadar olmuyor. O yüzden garip. Belki de dünyanın en böyle size en iyi gelecek şeyi. O yüzden engellemek istemiyorum. Sadece markayı şöyle bir gösterdim. Ya evet, Batiste. Batiste diye okunuyor herhalde bu, değil mi? En sevdiğim ya. Yani bütün kadınların kurtarıcısı kuru şampuan. Olmazsa olmaz. En fazla bu markayı seviyorum. Hani diğer kuru şampuanların bir şey yaptığını düşünmüyorum saçıma açıkçası. Ama bu bayağı başarılı. Bir de benim saçım böyle şey, o kadar ince telli ki suratıma şap diye yapışıyor. O yüzden bu XX Large Volume olanı gayet güzel. Her çalışan kadının veya da okula giden kadının veya her türlü kadının kurtarıcısı kuru şampuan. Severiz. O yüzden bunu da almaya devam edeceğim. Bu bittikçe sonsuza kadar almaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Güzel bir marka. Ya son olarak çok saçma bir marka. EOS. EOS var mı? Türkiye'de bilmiyorum ama bazı böyle Amerikan pazarı gibi yerlerde satılıyor. Böyle bir dudak kremi sırf ya hiçbir özelliği yok. Yani o kadar güzel bir dudak kremi de değil. Mesela Burt's Bees falan daha güzel nemlendiriyor veya Blistex. Ama bunun kabı çok şirin olduğundan ben bunları sürekli alıyorum. Veya da tadı da güzel oluyor veya kokusu da güzel oluyor. Sürekli böyle farklı şeyler çıkıyor. Yani sırf kabından dolayı alıyorum. Hatta birazcık da pahalı yani. Birazcık değil, pahalı. Bir dudak kremi için pahalı. Hani şeklini sevdiyseniz bir deneyin derim. Çok değişik tatları var, kokuları var vesaire. Bir de böyle hani çıkartıyorsunuz ne olduğu belli değil. Şirincik bir şey. Eğer böyle kap olaylarından hoşlanıyorsanız bir deneyin. Fakat hani dudağım kurudu, çok iyi bir dudak nemlendiricisi istiyorum diyorsanız kesinlikle bu değil. Hani kesinlikle. Hele kışın hiçbir şeye yaramıyor. Yazın belki. Yani böyle o zaman. Evet. Odamdan toparladığım bütün böyle cilt ürünleri, zamanı geçmiş veya kullanmış olduğum, bitmiş olan ürünler bu şekilde. Yani işime yarayanlar da vardı, yaramayanlar da vardı. Bir daha alacaklarım bence bir sürü var. Bilmiyorum. Sizin de bunlardan kullandığınız var mı? Eğer varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Hatta şey çok merak ediyorum. Hani yüzümde alerji yaptı dediğim de bir sürü şey oldu. Hani size yapmadıysa cilt tipinizi falan yazın. Merak ediyorum. Hani kime oluyor, bana neden olmadı vesaire. Bunları tartışabiliriz. Ya o zaman tamam. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun part 2'si de yani makyaj malzemeleriyle olan bölümde hemen bunun ardından gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden eğer seviyorsanız izlemeye devam edin. Ve tamam, artık kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz yorum bırakmayı, beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.